Uzay o kadar gizemli ki günümüzde bile onun hakkında her şeyi bilmiyoruz. Orada yapamayacağımız birkaç şey dışında. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzayda kesinlikle yapamayacağınız şeylerden bahsedeceğiz. Uzayda yapamayacağınız şeyleri öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin ve aynı zamanda bu tarz harika videolar için kanalımıza abone olun. Astronotlar uzayda nasıl tuvaletlerini yapmaktalar? Eminiz ki daha önce bu sorunun cevabını merak etmişsinizdir. Öncelikle uzayda tuvaleti kullanmak son derece zordur. O kadar zor ki astronotların uzaya gitmeden önce tuvalet eğitim programını tamamlamaları gerekmekte. Uzay aracında her biri belirli bir vücut işlevi için tasarlanmış iki farklı banyo mekanizması bulunmakta. Kadın ve erkekler için farklı boyutlarda huniler, aynı zamanda katı ve sıvı atıklar için de özel tasarlanmış huniler bulunmakta. Tuvaletin yanı sıra uzayda dişlerinizi fırçaladıktan sonra macundan asla kurtulamazsınız. Zaten uzay aracı içerisinde herhangi bir yere de tüküremezsiniz. Tek yapabileceğiniz şey tüm macunu yutmaktır. Ekmek yemek günlük hayatımızda çoğumuz için normal bir aktivite. Ancak bir insan için normal olan bu aktivite uzayda pek de mümkün değil. Çünkü uzayda ekmek de yiyemezsiniz. Daha doğrusu somun ekmek yiyemezsiniz. Bu yüzden astronotlar lavaş yemekte. Zaten astronotların somunun kırıntılarıyla başa çıkması mümkün de değildir. Uzayda ekmek yiyememek bize niye Türklerin uzaya çıkamadığını göstermekte. Öyle değil mi? Geceleri uyumakta zorlanıyorsanız bir de uzayda uyumaya çalışmalısınız. Astronot olmak gerçekten de hiç kolay değildir. Bu yorucu bir iş ve uzay yörüngesinde geçen uzun bir günün ardından muhtemelen dinlenmek istersiniz. Fakat bir uzay aracında dünyada olduğu gibi yatağa uzanıp uyuyamazsınız. Uzay boşluğunda alışık olduğumuz yer çekimi yoktur ve bu nedenle herhangi bir zemin üzerinde oturmak ya da yatmak mümkün değildir. Yer çekimsiz ortam nedeniyle en ufak bir hareketinizde yattığınız yerden kayıp gider, havalanıp uçarsınız. Bu nedenle uzay yolculuklarında astronotlar uyumadan önce kendilerini uyku bölmelerinde bir uyku tulumunun içerisinde sıkıca bağlarlar. Uyku bölmesi diyoruz ancak yer çekimsiz ortamda yukarı aşağı gibi kavramlar olmadığından dolayı aracınızda ayakta durmanızla yatay durmanız arasında bir fark bulunmaz. Ayrıca kendinizi ne kadar sıkı sarmalarsanız sarmalayın. Havada süzülüyormuş hissi yaşayacaksınız. Tabii bu geçici bir süreç. Haftalar geçip de sürekli yer çekimsizliğe alıştığınızda uyumak eskisi kadar zor olmayacaktır. Birçok insan güne sıcak bir fincan kahve ile başlar. Ancak uzayda astronotlar kuşkusuz pek de parlak olmayan sabahlarına başlamak için başka yollar bulmak zorundalar. Öncelikle su kahvenin en önemli birleşeni. Sıfır yer çekimi etkisi altındaykense kahve ile sıcak suyu birleştirmek son derece tehlikeli. Astronotların yaşadığı kahve problemini çözmek içinse kapsül tabanlı kahve makinesi geliştirilmiştir. Bu sayede astronotlar artık uzayda kahve tüketebilmektedirler. İnsanlar üzüldüklerinde veya çok sevindiklerinde ağlarlar. Bazen bir alerji ya da gerçekten gözünüze giren bir şey yüzünden de gözünüzden yaş akacaktır. Ancak uzaydayken ağlamak pek de mümkün değil. Uzaydayken elbette ağlarsınız ama ağladığınızda bütün gözyaşlarınız yüzünüze yapışıp kalır. Aşağıya doğru akamazlar. Ortaya çıkan manzara ise gerçekten çok tuhaftır. Yüzünüzde gözyaşlarının birikmesi biraz acı verici olabilir. Sonuç olarak uzayda dilediğiniz gibi gülebilirsiniz. Fakat ağlamanızı tavsiye etmeyiz. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz uzayda yapamayacağınız şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.